Merhaba arkadaşlar. Ezan okunuyor arkadaşlar. Namazında niyazında olan izleyicilerimiz için İstanbul'da şu anda okunmakta. Devam. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Ersin Köse Saç Stüdyosu'ndayız. Bugün saçıma 3 farklı tarzda kulaklıktan duymayan olur ondan söyle. Yakışacağını hiç düşünmüyorum tabii ki de. Benim gibi böyle. Ya adamın beyaz saçı var. Sen sorunlu rahatsız mısın amına koyayım? Ya hiç yakışacağını düşünmüyorum. Bembeyaz bebek yüzlü çocuğum. Bebek yüzlü. Bak sen nasıl övüyorum kendimi. Bebek yüzlü, yakışıklı. Keşke neyse benim de. Bakalım saçları yapacağız. Hangisi saçım yakışacak? Olsa. Yorumlara siz de yazın. Şimdi dilerseniz videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi Allen Iverson modelini yapacağız ama ben de Allen Iverson gibi durmayacağı için. Güzel olacak, güzel ya. Ne? Ben inanıyorum. Ya diyorum. Cidden çok güzel. Ben cidden bir sürpriz geleceğini düşünüyorum bugün. O saç bir şey değil mi? Adamın saçı uzun ya. Adamın saçı şey çok müsait. Bir şeyler yaptırmaya. Nasıl benzedin mi Allen Iverson? Yanlar olan hali çok kötü bu arada. Kardeşim gördün mü bunu? Legolas. Ekleme mi yapıyorlar? Nasıl yapıyorlar lan onu? Yarısı bitti yani. Hiçbir şeye benzemiyor şu an. Tamamlanınca da hiçbir şeye benzemeyeceğini düşünüyorum yine. Iverson diye çıktığımız yola Taksim verisi erkeksi lezbiyen Cenk olmaya ona doğru gidiyorum. Olsun bence güzel oluyor. Ya yani en azından aynadan bakınca güzel geliyor. Dışarıdan bakınca nasıl bilmiyorum. Aynısı diyebilirim evet. Aynadan bakınca aynısı mı oluyor? Bak aynadan. Ne kadar negatif lan. Siz zekalı. Kime benzediğimi buldum. Gora Ceku. Doğru tespit. Oğlum bu arada oldu. Fark etti misin? Fark ettiniz mi bilmiyorum. Bir şey söyleyeyim mi? Cidden güzel ya. Şşşş. Şşşş. Ceku. Ay yüzünün güzelliği çıkmış oğlum. Şey mumble rapçiler gibi olmuş. Aynen suratın mükemmel güzel. Yapamamışlar sonra suratının güzelliği çıkmış diyor ya. O ne lan? Ne haber? Güzel olmuş. Ya bu ne, herkes beğeniyor diye beğeniyorlar. Şaşırması güzel olmuş. Güzel olmuş bu arada ama. Peki bu pozun ne? Ne yapıyor ya? Neyse kendine iyi bak. Adam böyle şeye çok inandırmış kendini. Kötü olduğuna kendini çok inandırmış da güzel. Yani bizim yanımızda uçak çalışıyor galiba şu an. Lil BG. Evet arkadaşlar, ilk modeli yaptık. Bu modelin adı Cornrow. Allen Iverson modeli yani. Allen Iverson olacakken... Ceko. Hayır. Semih Erden. Kerem Tunçeri olduk. Evet arkadaşlar, bu ilk saçımızdı, cornrow modeliydi. Kafanı rahatsız eder ama benim o kadar içime sinmedi. Benim cidden sinmedi. Daha farklı olur diye düşünüyordum ama güzel oldu bayağı. Kaç puan veriyorsun onun üzerinden? Ben 6 veriyorum. Ben 5.5. Lan içime sindi amca. Oğlum iyi diyorsun, içime sindi diyorsun, 5.5 diyorsun. Kanka benim puan stilim böyle. Çok böyle evet, çekik duruyor ya. Arkasını çeksene şu kuyrukla. Ben en çok bir de... Alışıyor musunuz? Ve o yüzden 5.5 verdim. Evet arkadaşlar, sırada Rasta modeli var. Umarım inşallah üçünden Rasta biri yakışır artık yani. Kafayı yiyeceğim yoksa. Boşu boşuna hiç yakışmayan üç şey yaptım. Nasıl? Post Watermelon. Nasıl? Yeni rap diyordum. Bu arada size bir şey göstereceğim. İnanılmaz. Şuna bakar mısınız arkadaşlar? Aman Allah'ım. Kardeşim. Nasıl gibi izliyorum? O da Zeynep mesela. Çok zaman... hardcore Selahat'a denk geldik. Aa, açmışlar.
bam diye Selahat'a denk geldik ya. Rastalar. Geç adamın videosunu izliyoruz. Welcome to Jamrock. Normal Selahat. Aha adamda 1.9 milyon var zaten ya, o kadar da. Bu saçı taşımak için Jamaika'da 6 yıl boyun antrenmanı yaptım. Bir egzersiz göstersene bize. Böyle. Arkadaki ablalar İstanbul'da mı Berkcan? Her gün. Jamaika'da, Babilon'da. Rastamı kestin mi? Görüyor musun? Ancaman. Raznaman. Evet, tamam ediyoruz arkadaşlar. Çok uzun sürüyor yapımı. 2-3 saat arasında değişiyor. Hala bitmedi. Bundan sonra bir saç stili daha var. Ama benim en çok favori olan o. Bakalım neler olacak, bekliyoruz. Her bir örgünün etrafına rasta mı oturtuyor fake? Ta da ki benden özenip hemen kendine bir tane bir şey yaptırmaya çalıştı. Ya sen de nedir mi yaptırsın? Mesai gene mi bitti amına koyayım ya? Öyle bir şey demedim. Ben adama 4 kişi girişmişler ya. Sana çok özendim Berkcan dayı dedi, ben de okey. Ya kendisi bana teklif etti, kanka yaptırsana sen de güzel olur bayağı falan filan dedi. Ya çok haz almıyorum ondan. Şimdi. Berkcan'la. Çok kompleksli bir yer. Bu arada o rastayı da taşıyamaz. Bunu da söyleyeyim. Bunda liderlik vasfı yok. Yok. Onda rastalık vasfı yok. Bana diyor rastayı taşıyamaz. Sen örgüyü taşıyabilir misin? Sen kimsin? Arkadaşlar rastanın 7. günü. Hala devam ediyoruz çalışmaya. İlerleteceğim az. Harbi bitmiyor bu arada. Nasılsınız arkadaşlar? Ruh sağlığım çok iyi şu an. What the fuck? Ne oldu lan? Yani anlayamadım bunun nasıl kullanılacağını. Nasılım? Çok iyi. Ben gördüm. Böyle. Böyle. Ne haber ananas? Bu çok mantıksız olmuş yani. Belgin abla nasılsın? Daha bitmedi. Bu şey neydi? Lil Pump mıydı o adamın adı? Pembe saç, evet. Bana en garip gelen saç tipi modeli olabilir şunlar ya. Yani ne yapıyorsun? Ya mesela şu ellerinle kapat ekranı, saçları görme. Geriye tam bir keko kalıyor ama saçlardan dolayı millet sanırım, yani o yüzden dolayı millet seviyor. Yani bak şurayı gizleyelim mi sizle? Bak saçları gizledik. Ortaya çıkan malzeme bu. Ama saçlar olunca sanki böyle farklıymış gibi şey duruyor. Adamı da gizledi. O kadar beğenmedim ki. O kadar şartlamışım ki kendimi beğenmeme. Adamı da gizledim değil mi? Yine güzel. Artık o zevk meselesine giriyor. Bana göre değil. Lifan balondur. Yaşanmaya başladı. Ne? Şimşek çakmış gibi dedi ya. Sen hayırdır amına koyayım? Neye şimşek çakmış? Neye şimşek çakmış? Evet, abi bu arada hiç olmamış ya. Ne anlarlar Basquiat. Rasta nasıl oluyor ki normalde? Böyle gerçek. Ha. Ama bu güzel. Bu demek ki böyle 5 tel olduğu için olmamış. Havada duruyorlar ya. Ondan. Abiye direkt gitmiş yani. Bu arada çok sıkıntılı görsellere indik rasta diyerek aşağı indiğimiz için. Ezel'de vardı. Ais Ezel.
Yes, 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 yes. Bak o dönemi hatırlıyorum. Rasta yapacaksan Jamaikalı olacaksın. Lan ne alaka? Herhangi bir yerde yapacaksın ama bu böyle bir garip durmuş yani. Ya çok ne uzun. Anlarlar? Böyle 5 parça. Ne anlarlar? Kardeşim merhaba. Şimşekçekmiş gibisin. Kardeşim merhaba, ben hafta sonu. Bakın şu öne doğru açık duruyor ya. Ona koyarım dedi herif. Evet, sonunda son faça geçeceğiz. Artık cidden oturmaktan kıçımda kurt çıktı. Bir şey böyle. Ama olsun. Gayet güzel bir video oluyor. Normalde video olmasa bunları asla denemem. Bir bahane oluyor benim için de. Umarım siz de eğleniyorsunuzdur. Bak bu çocuğun tipine tarzına gitti ha bu böyle örgü mörgü. Kanka artık darlandım. Saçları yıpranmış adamın. Saçımı kestiriyorum. Şu an 8 saattir aralıksız kuafördeyim ve kafayı yemek üzere. Akıl sağlığım yerinde değil. Bir şey diyeyim mi? Nefret ediyorum kuaförde geçen uzun sürelerden. Yani benim böyle kuaför anlayışım. Abi sakalları hızlı düzelt. Saçları şöyle bir ne bileyim 5 numara. Ver eline gitsin. Çok uzun sürdüğü zaman çok darlanıyorum. Böyle bazen yarım saat bir saati geçiyor böyle. İşte mesela sakala makas da giriyor bazen. Biliyor musunuz o olayları? İnce ince böyle düzeltmeye falan. Ya düzeltme ya. Yani yarın çünkü eşit uzamayacak onlar gene. Hani bırak böyle düz geç. Mesela şurayı almış böyle. Hala giriyor böyle ara. Lan görünmüyor zaten yani anladın mı? Senin kadar dikkatli bakmayacak sonuçta göre. Vur geç amına koyayım hani direkt. Rastaman. Anaman. Sıkıldığım için yoksa yani. Adamın illaki bir sebebi vardır onun ama. Ben sıkılıyorum. Bir ara saçımı sakalım ben de kendim kesiyordum. 4-5 sene kadar kendim kestim. Dökme. O yüzden üşeniyorum zaten. Ha tek tek açıyorlar. Hayır tekrar örüyorlar. Bu şey geceler Berkcan mı? Yo. Bu fena gitmedi lan bu arada. Yani tarzı şöyle olsa gözün bir noktada alışabilirmiş. Ama çok rahatsız olursun herhalde böyle. Çok kötü olmadı lan. Evet arkadaşlar bir videonun sonuna daha geldik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bir gün içinde 3 farklı garip adam günün tamamını kuaförde geçirdi bir de. Siz yorumlara yazın. Birinci mi, ikinci mi, üçüncü mü? Kendinize iyi bakın. Abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay. Bir de saçım yok lan ağlıyorum yazdı. Valla saçım yok ağlıyorum ha yorum yapamayacağım. Benim de saçımı kazırlarken ağlamıştım ben. Ağlamadım da yani ağlamanın eşiğine kadar gelmiştim ya. Hatırlıyor musun?